Kanal 13 ekranlarından mutlu akşamlar efendim. Bugün 14 Temmuz Çarşamba. Kanal 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin sürekli dillendirdiği ve muhalefet partilerinin gündeminden hiç düşürmediği erken seçim söylemi tazeliğini korurken bir açıklamada bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlarını uyardı ve sahayı güçlü bir şekilde tutmalıyız dedi. Sizlerden de meclisin tatile girmesiyle birlikte kendi şehirlerinizi gönül seferberliği ruhuyla kucaklamanızı, teşkilatlarımızı harekete geçirmenizi, her kesimden vatandaşımıza ulaşmanızı istiyorum. Ataların dediği gibi, erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti, bir grup olmadık, olmayacağız. Yılın her günü genel merkez organlarımızda görev yapan arkadaşlarımızda, ana kademesinden kadın ve gençlik kollarına kadar tüm teşkilatlarımızda, milletvekillerimizde, eski yeni tüm arkadaşlarımızda sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her alanı, her yeri, her konuyu karşı tarafın yalan ve iftira dalgasıyla doldurduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızla ruberu bir araya gelerek bugüne kadar yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı anlatacağız ki bu yalan ve iftira dalgası daha başlamadan bitsin. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ardından bugün grup toplantısını gerçekleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde ise eylem yaptığı için tutuklanan vatandaşlar vardı. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağının araştırılması yönünde iktidarı eleştiren Akşener, Türkiye'nin dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor dedi. Allah aşkına devlet yönetmenin bir ciddiyeti olur. Bir ucu erteleyip diğer ucu içeri atar mı? Böyle şirazesinden çıkmış bir yönetim anlayışı olabilir mi? Bu kafayla devlet yönetilebilir mi? Buradan Sayın Erdoğan'a çağrıda bulmak istiyorum. Bu yanlışı derhal düzeltin. Yazıktır, günahtır. Böyle haksızlık, böyle adaletsizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Hukukun üstünlüğünü, liyakati, demokrasinin gereklerini kavrayacaklar diye umduk. Tam aksine her geçen gün, her geçen sene Türkiye'yi demokrasiden, adaletten ve devlet aklından daha da uzaklaştırdılar. Üstüne bir de ucube bir sistem uydurup milli birlik ve beraberliğimizi koltuk siyasetinin zehirli diliyle kirlettiler. Aradan 5 sene geçmiş. Yetki var, sorumluluk yok. Suç var ama üstüne alan yok. Günahın tövbesi dışında siyasi bedeli yok. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Milletimiz bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Gördüğü için de ilk sandıkta sizi uğurlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor. 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü kapsamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in talimatlarıyla Afyonkarahisar'da milletin zaferini unutturmamak ve bilinç oluşturmak adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Birinci sınıf emniyet müdürü ve sanatçı Ahmet Sula düzenlenen konferansta Afyonkarahisarlılarla buluştu. Bizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi tek şey düşüyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. 5 yıl önce cuntacılar tarafından yapılan hain kalkışmanın yıl dönümünde yaşananları unutturmamak, 15 Temmuz ruhunu bir kez daha anımsatmak adına Afyon Belediyesi ve Genç Müsiyat tarafından söyleşi yapıldı. Etkinlikte 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula Afyonkarahisarlılarla buluştu. Bu aşamalar bende şöyle oldu.
Gençlere doğruluktan, dürüstlükten ve vatan sevdasından taviz vermemeleri gerektiğinin vurgusu yapıldı. Ayrıca Sula tarafından 15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör örgütüne karşı vatandaşların tankların önünde verdiği milli mücadele hazırlanan videoyla aktarıldı. Aziz bir milletin, muhteşem bir ecdadın, kadim bir medeniyetin çocuğu olmak hepiniz gibi bana da büyük gurur veriyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'ye teşekkürde bulunan Ahmet Sula, 15 Temmuz'u unutmamak gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz'u 15 Temmuz'dan 15 Temmuz'a işlemek bizim istikbalimiz, işbalimiz açısından bir eksiklik olarak gördüğümden dolayı yılın her ayı, haftanın her günü bu konuyu işliyorum ki biz aziz bir millet, insanlık aleminin ihtiyaç duyduğu bir millet, biz öldüğümüz gün değil, o günleri unuttuğumuz gün ölürüz kaygısıyla gençlerimiz geleceğimiz bunun da bilinciyle onları geleceğimize hazırlamak, bastığı toprağı fark ettirmek üzere 15 Temmuz gençlik, şuur bunun üzerine Afyon gençliğiyle bir buluşma yapacağız. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarak sözlerine başlayan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ise vatandaşların canı ve kanıyla bedel ödeyerek zafer elde ettiğini söyledi. Her birimiz Türkiye'nin değerli güzelim beldelerinde, kasabalarında, illerinde farklı zaman, farklı mekanlarda ama aynı zaman dilim içerisinde bu 15 Temmuz'u acı bir şekilde tecrübe etmiştik. Hattı müdafaa yoktu, sattı müdafaa vardı. O satın bütün vatandaşların anlayışını hakikaten en güzel örnekle tüm şehirlerimizin meydanlarında, illerimizin, ilçelerimizin meydanlarında halkımız canıyla, her şeyle, kanıyla bedel ederek bu başarıyı elde etti. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, 15 Temmuz şuurunu canlı tutmak adına etkinlikler yaptıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu. İnşallah kıyamete dek bu ezanlar bayrağımızın, şanlı al bayrağımızın altında okunacak. Bizler özgür bir Türkiye'de yaşayacağız. Bu günleri bizlere miras bırakan ecdadımızdan Allah razı olsun. İnşallah 15 Temmuz'ları tekrar bizlere göstermesin ama tekrar 15 Temmuz'ları görmemek için de bu vatanın evlatları olarak bizlere Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi tek şey düşüyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Genç Müsiyat Başkan Vekili Mehmet Karakolsa konferansta yaptığı konuşmada vatan uğruna her şeyin yapılması gerektiğinin altını çizdi. 15 Temmuz milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük örneklerindendir. Biz gençlerin söz konusu vatan olduğunda neler yapabileceğini, gerekirse canını aziz vatanımız için seve seve verebileceğini gördüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm gençleri gibi altını çizerek belirtiyorum. Biz Afyonkarahisar gençleri olarak şartlar ne olursa olsun vatanımızı, bayrağımızı düşürmeyecek, uğruna her şeyimizi verebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Konferansın ardından sanatçı Ahmet Sula ve sanatçı Alperen Kekilli'ye teşekkür plaketi ve hediyeler takdim edildi. Destemiz negatif, tamam. Afyonkarahisar'da şehir trafiğini rahatlatmak adına karayolları kavşağındaki alt geçit çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Merkez ve çevre mahallelerde birçok noktada yol genişletme ve yapım çalışmalarını devam ettiren Afyonkarahisar Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltacak karayolları kavşağındaki alt geçit çalışmalarına hız verdi. Afyonkarahisar Belediyesi vatandaşların daha huzurlu ve rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmaları devam eden karayolları kavşağındaki alt geçiş çalışmaları kapsamında ekipler fore kazık çalışmasına başladı. Bölgede yürütülen hummalı çalışmalar ardından hizmete açılacak olan alt geçidin Afyonkarahisar'daki trafik yoğunluğunu ciddi oranda rahatlatması hedefleniyor. Güvenli trafik, güvenli yaşam düsturu ile yapılan karayolları kavşağı alt geçiş çalışması kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Devam eden çalışmalar hakkında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ihale sürecine dair bilgiler verdi, çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini aktardı. Alt geçitten önce yağmur suyu tahliye kanalları yapılsın dedik. Tabii o bitme aşamasına geldi.
Orada bir de içme suyu problemi vardı. Asbest borular vardı. Şu anki eski müze dediğimiz alandan Ataköy Kavşanı, Migros'a kadar olan yerde bu asbest boruları malzemelerimizi aldık. Çelik borularla değiştiriyoruz. Alt geçitle birlikte oradaki altyapı çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız. Zannederim bugün itibariyle de arkadaşlarımız ihaleyi alan firma alt geçit fore gazı çalışmalarına başladı. Çalışmaların olduğu yol üzerindeki esnafın sıkıntısını anladıklarını ifade eden Başkan Zeybek, esnaftan sabırlı olmalarını istedi. İhale sürecimiz, işin bitim süreci 195 günlük bir süreçti. İnşallah o güne ulaşmadan daha erken bitirmeyi hedefliyoruz. Afyonkarahisar kuraklıkla karşı karşıya. İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, kentte açılan kaçak kuyular nedeniyle kentin su kaynaklarının büyük bölümünün tamamen kuruduğunu belirterek, yakın gelecekte susuzlukla karşı karşıya kalmamak için özellikle patates gibi çok su tüketen ürünlerin ekilmemesini önerdi. Ben danışma meclisinde artık devletimizin yeraltı su kaynaklarının seviyesini de kontrol ederek hangi bölgede hangi tür ekimlerin yapılabileceğine dair de bir karar alması gerektiğini ifade ettim. Afyonkarahisar alarm veriyor. Açılan kaçak kuyular nedeniyle kaynak sularının azaldığı, yeraltı sularının da çekildiği gözlenirken kurak geçen bir yılın ardından kent yakın gelecekte susuzlukla karşı karşıya. Susuzluğu gündeme getiren Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, kaynak sularında %80 oranında azalma olduğuna dikkat çekti. Son 2 yıldır, 3 yıldır ülkemizin içerisinde bulunduğu kuraklık, özellikle şehrimizdeki kar yağışlarının az olması nedeniyle gerçekten köylerimizde artık kaynak sularımızın neredeyse %80'i tamamen kurudu. Kimi yerine %90'a kadar kaynak sularımızın kuruduğu, ancak %10'u kadar bir suyun geldiğini görüyoruz. Yeraltı sularında da her sene maalesef motorlarımız, yani su motorlarımız daha aşağılara indirilmek zorunda kalınıyor. Ya da yeni sondajlar yapılma ihtiyacı doğuyor. Örneğin merkezimizin Bayramgazi köyünde, Köprülü köyünde geçen yıl yaptığımız sondajlarda yeterli su bulunmasına rağmen maalesef şu an ciddi su sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. Susuzluğun sebeplerine değinen Başkan Çoban, bunun için bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Bunun sebebi de Afyon merkezimize bazı köylerde, işte Bayramgazi, Köprülü tarafı, Anıtkaya tarafı, yine İhsaniye'nin bazı köylerinde son 2-3 yıldır gerçekten birçok tarlada patates ekilmeye başlandı. Bu patates ekimi yapılırken de devlet su işlerinden alınmış izinle yapılan sondajlar değil de kaçak sondajlarla maalesef tarlalarımız sulanıyor. Patates bitkisi de çok su çekiyor. Patates yerine belki çiftçimizin aynı geliri elde edebileceği alternatif ürünler bulunmalı, önerilmeli ve bundan ekimi sağlanmalı. Patates gibi çok su çeken, su kaynaklarımızı tüketen ürünlerin ekilmemesi gerektiğini ifade ettim. Sondajların artık daha aşağılara indiğini de belirten Başkan Çoban şu ifadelere yer verdi. Eğer bu hızla gidersek sadece Afyonumuzda değil, birçok ilimizde çok ciddi su sıkıntıları ortaya çıkacak. Allah inşallah önümüzdeki yıllarda, bu senede böyle bir kuraklık yaşatmasın. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminde başına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Kütahyalı Gazi Ali Karayiğit o gece işte böyle anlattı, izliyoruz. Ali Karayiğit, o 15 Temmuz kahramanlarından bir tanesi. Gözündeki şarapnel parçası ise onun şeref madalyası. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan Ali Karayiğit, 15 Temmuz gecesini Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminde başına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu gazi oldu. Kahraman Gazi, hain darbe gecesini işte böyle anlattı. Biz o gece saat 11-12 gibi köprüye çıktık. Tanklar vardı, tank vardı, 3 tane hatta. Elinde askerler vardı, elinde tüfekle bekliyorlardı. İnsanların üzerine ateş ediyorlardı. Ve saatler ilerledikçe ses bombası attılar. En son saat sabaha karşı 6 gibi bizim üzerimize tanktan atış yaptılar.
Tanktan top mermisi benim arkamda patladı. Benim başıma isabet eden şarapnel parçası ile yaralandım. Yüzümde şarapnel parçası duruyor ve benim için o şeref madalyasıdır. Afyonkarahisar'ın Şuhutu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yapılan Zafer'e Giden Yol 2 kısa filminin çekimlerine devam ediliyor. Ne oldu? Zafer'e Giden Yol 2 kısa filminin çekimleri sürüyor. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuhutu ilçesinden. Buraların tarihi 30 Ağustos olarak geçiyor. Tabii bunun öncesinde 24-26 Ankara toplantısı, Amasya toplantısı diye bir sürü toplantılarımız var ama bizim için önemli olan 30 Ağustos. Kütahya Muharip Gaziler Derneği Zafer'e Giden Yol ekibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kısa film çekimi çalışmaları Şuhut Atatürk Evi Hacı Veli Konağı'nda devam ediyor. Kısa film, milli mücadele döneminin en kritik safhası olan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin konu edindiği Zafer'e Giden Yol 2 kısa filminin yaşanmış olayları görsele taşıyarak zaferin nasıl kazanıldığını anlatıyor. Kütahya'dan geliyoruz. 3 tane dernekle birlikte geldik. Aynı zamanda çektiğimiz kısa filmin, belgesel filmi canlandırmasını yapıyoruz. 30 Ağustos Kütahya için, Afyon için, Şuhut, Kocatepe, buralarda çok önemli yerler sarf ettiği için buralarda film yapıyoruz, canlandırma yapıyoruz ve aynı zamanda da fotoğrafla özümsüzleştiriyoruz. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Uğur Er, çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydetti. Kütahya Muharip Gaziler Derneği ve Kütahya Eşfut Fotoğrafçılık Derneği olarak da bugün Afyon Şuhut'ta bulunan Atatürk Evi'nin karargah evine geldik. Çekimlerimizi burada yaparaktan Zafer'e Giden Yolu temsilen, Zafer'e Giden Yol ekibi olarak da buradayız. Afyonkarahisar'da Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalanarak cezaevine gönderildi. Konya Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte durumundan şüphelendikleri şahsın GBT sisteminde Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ üyesi olma suçundan 5 yıldır arandığını tespit etti. Gözaltına alınan zanlı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen BB çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bölge illerimiz Aydın, Manisa ve Denizli'den derlediğimiz asayiş turu var sırada. Tatil için yola çıkan iki asker arkadaşın hayallerini uyuşturucu yıktı. Olayın adresi Aydın. Aşırı dozda uyuşturucu alan Burak K. direksiyon başına geçti. Felaketse tam da bundan sonra yaşandı. Seyir halindeyken Burak K.'nın fenalaştığını gören arkadaşı olaya müdahale ederek 112'yi aradı. Sağlık ekipleri Burak K.'nın uyuşturucunun etkisiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Sokak ortasında eski sevgilisini vahşice öldürmüştü ve adalet sonunda yerini buldu. Görüntüler Manisa'dan. Şehzadeler ilçesinde Yusuf Akbulut, eski kız arkadaşı Gülnur Kocabaş'ı av tüfeğiyle öldürmüştü. Suç aleti tüfekle polise teslim olan Akbulut, 5. kez çıktığı hakim karşısında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken tahrik ve ihal indirimi de uygulanmadı. Kadın hırsızlık çetesi adeta pes dedirtti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Denizli'den.
Denizli'de 5 kişilik kadın çete yanlarında getirdikleri alarm sökücüyle bir giyim mağazasından 1000 liralık elbise çaldı. Suçlarını gizlemek için kıyafetlerle kameranın açısını kapatmaya çalışan çeteyi söküp askıdaki pantolonun cebine bıraktıkları alarmlar ele verdi. Hırsızların kameranın önünü kıyafetle kapatarak alarmları söktüğü ve kıyafetleri çantaya doldurduğu anlarsa mağazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Uygulama noktasında görevli polis memuruna çarparak kaçtı. Görüntüler Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinden. Uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan plakasız kamyonetin sürücüsü polis memurlarından Süleyman Ç'ye çarparak kaçtı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri polis memurunu hastaneye kaldırdı. Bir süre sonra aracını terk eden şüpheli ise kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonet trafikten men edildi. Sekiz yaşındaki küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu. Beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen küçük çocuğun boğulma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sekiz yaşındaki çocuğun havuz keyfi faciayla sona erdi. Olayın adresi Manisa. Yusuf Asaf Tiktaş ailesiyle birlikte Şehzadeler ilçesinde bulunan havuza yüzmeye gitti. Talihsiz çocuk su kaydırağından kaydıktan sonra havuzda boğuldu. Ailesi ve çevredekilerin fark etmesi üzerine sudan çıkarılan Yusuf Asaf, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım alınan Yusuf Asaf'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken acı haberi alan anne ve baba büyük üzüntü yaşadı. Boğulma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken havuzda bulunan vatandaşların küçük çocuğun boğulmasını fark etmemesi ise dikkat çekti. Denizli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlerin yayıldığı alana ilk ulaşan ekiplerin çalılar ve ayaklarıyla yangının büyümesini engellemesi ise çalışmasıyla takdir topladı. İtfaiye ekiplerinden önce ulaştılar. Adeta canlarını içe saydılar. Onlar kim mi? Orman kahramanları. Denizli Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde birbirine yakın iki farklı noktada yangın çıktı. Tamam, alev ve dumanları fark eden vatandaşların erken ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin bulunduğu alana arazözlerden önce ulaşan orman kahramanları canlarını hiçe sayarak çalı ve ayaklarıyla alevlerin ilerlemesini engelledi. Ekiplerin cansiperane mücadelesi takdir topladı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte yoğunluğun yaşanmaya başlandığı devlet hastanesi acil servisi hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi. Dar gelen acil servisin alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi. Afyonkarahisar'ın ikinci büyük ilçesi Bolvadin'de normalleşme süreci ve gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle birlikte aşırı yoğunluk yaşanmaya başlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bolvadin halkına hayırlı olsun inşallah. İlçedeki yoğunluğun en çok etkilendiği yerlerden birisi olan Dr. Halil İbrahim Özsoy, Bolvadin Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu nedeniyle bazı birimlerde yetersizlik gözlendi.
Hayırseverler bu duruma hemen el attı. Onların destekleriyle hastane yapısal olarak genişletildi. Son dönemde normalleşme süreci ve gelen Avrupa'dan gelen misafirlerimizden dolayı hasta sayımızın artmasından dolayı polikliniklerimiz dar geliyordu, yetmiyordu. Akbel ailesinin yardımları ve müdür yardımcımız, başhemşiremiz, acil sorumuz İsabe ve teknik elemanlarımızın katkısıyla sarı alan diye hastalarımızı muayene ettiğimiz alanımızı genişlettik. 3 sedye olarak büyüttük. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban kesecek vatandaşlarda telaş başlarken besiciler ise yıl boyunca besledikleri kurbanlıklarını hayvan pazarına getirerek görücüye çıkardı. Şimdi sizleri Çayırbağ hayvan pazarındaki hareketliliğe götüreceğiz. Afyonkarahisar'ın en büyük hayvan pazarında hareketli günler başladı. Kurbanlıklar alıcısını bekliyor. Görüntüler Çayırbağ'da kurulan hayvan pazarından. Seyretme değil. Tamam lan. Ben çıkmış çaba tamam var. İslam aleminin en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'na bir haftadan az bir süre kaldı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarsa kurbanlık arayışına girdi. Bugün kurulan Büyükbaş Hayvan Pazarı'nda çevre illerden de getirilen kurbanlık dana, düve ve inekler vatandaşların beğenisine sunuldu. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sağ olun. 6.000 liradan başlayan kurbanlık fiyatları 40.000 liraya kadar yükseliyor. Pazarda alıcısını bekleyen tonluk tosunlar göz kamaştırıyor. Susuz kasabası abi. Ne kadarlık bunlar? Bunlar ikişer yaşında abi. Kaç çeker? Kaç kilo çeker? Valla canlı 1150 kilo abi ikisi de. Kaç lira istiyorsunuz? İkisine 60.000 lira diyoruz abi. İkisini birden vereceğim. Aynen abi. Kaç kişi girer bunlar? Valla kaç kişi girer? Kişiye bağlı abi o. 7 kişi de girer. Sıkıntı olmaz. Kaç yıldır bakıyorsunuz? İki senelere bakıyoruz abi. Kurbanlık satmaya gelen besiciler bayramdan umutlu. Pazarda her bütçeye uygun kurbanlık olduğunu belirten besiciler pandeminin kendilerini etkilediğini ifade etti. Kurbanlıklar Sinan Paşa Akören Kasa. Düve var, dana var, karışık. Nasıl hayvan fiyatları? Hayvan fiyatları normal ya. Alıcı da kendini düşünüyor şimdi. Satıcı olarak biz de kendimiz. Maliyetler yüksek. Vallahi nasip işte. Geçen yılla hemen hemen aynı fiyatlar abi ya. Ben kendim 32 yaşındayım. 20 yıldır falan bu işin içindeyim. Pandemi bizi çok kötü etkiledi ya. Çok zorluk çektik. Pek alım satım olmadığı için mallar hep cepten yedi o süreçte. Vallahi dana getirdik. Orada düvelerimiz var. 35-40 tane falan getirdik abi. Umudumuz Arife günü. Yani 2 gün kala falan. Oralar yani. Kurbanlık almaya gelenlerden fiyatları beğenen de var, beğenmeyen de. Aldık abi. Kaç aldınız? 6.000 lira. Nasıl fiyatlar? Ölü. Düşük mü? Yem parasını çıkarmaz. Kaç kişi gireceksiniz buna? 2. Hayırlı olsun. Sağ ol. Pazarda pazarlıklar olumlu sonuçlanırken anlaşılamayan durumlar da oldu. Pazardaki fiyatların bayram yaklaştıkça değişkenlik yaşayabileceği dile getiriliyor. Röportaj eden... İkinci kuşak hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Çoban da pazarın zengin olduğunu söyledi. Bugün kurbanlık düve getirdik. Kurbanlık. Altı ay. Fiyatlar normal fiyatlarımız. Çok yüksek değil. Çok düşük değil. Alıcıya, müşteriye uygun. Hayvanlar güzel yani. Genellikle hayvanlar etli, normal. Yani kesiciye, kurbancı hayvanlar uygun. Kurbanlık pazarı yarın küçük baş hayvanlar için açılacak. Daha sonraki günlerde ise hem büyük baş hem de küçük baş hayvan almak isteyenler için açık olacak. 12 lira arkadaş. 14.250. 12 lira hayvan. Yani çalışıyor mu sen? Yaz sıcaklarında birçok zorlukla mücadele eden fırın ve ocakbaşı ustaları ekmek parası kazanabilmek için her gün neredeyse 60 dereceye varan sıcaklıklara maruz kalarak mesleklerini icra ediyor. Yaz aylarından nasibini alan mesleklerin başını fırıncılar çekiyor. Sabah bir giriyoruz, işte 10'da girdiydim. Ondan beri full time sıcağın altında çalışıyoruz işte. Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları yükseldi. Bazı meslek gruplarının zorlu mesaileri başladı. Bizim işimiz bu yani, meslek bu. Ateşte boğuşuyoruz. Ortalama 60 dereceye kadar ulaşıyor burası kardeşim. Vatandaşların günlük hayatında 35 dereceyi geçen sıcaklıklarla baş edememesinin yanı sıra fırın, ocakbaşı gibi yiyecek sektörünün pişirme kısmında yer alan ustalar 60 dereceye varan sıcaklıkta çalışıyor. Benim hissettiğim derece dışarıda şu anda 35 ise 50, 48-50 kesin yani.
Ekmek parası kazanabilmek adına uzun yıllardır yüksek sıcaklıklara maruz kalarak adeta ateşle boğuşan ustalara meslekleri kış aylarında daha cazip gelse de yaz aylarında tam bir işkenceye dönüşüyor. Kış ayları 10 numara. Benim için burada 10 numara. Burada çalışan personel gelip bu taraflara acaba fırına çağ biraz ısınabilir miyiz? Ama ben burada lokum, fıstık gibi yedi kışın. Ama şimdi hepsi kaçıyor. Gezenler için basit geliyor ama öyle değil yani. Fırıncılık çok zor bir meslek. Kışın çok güzel oluyor. Kışları millet montla gezerken biz burada kısa koluyla çalışıyoruz. Ama yazları tabii ki soğuklu. Çok zorluğu var. Ama buna da alıştık. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağ ilçesinde yetiştirilen ve Türk kirazı olarak da bilinen Napolyon cinsi kirazda fiyatlar üreticiyi sevindirdi. Gitme tamam mı? Burada kal. Sultandağ kirazı rekoltesiyle ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Kalitesi ve tadıyla adından söz ettiren Sultandağ kirazı dünyanın birçok noktasına gönderiliyor. Afyonkarahisar genelinde toplam 41 bin dekarda kiraz üretiminin olduğu belirtiliyor. Bu yıl son dönemde gelen yağışlar kirazda çatlamalara neden oldu. Bu da verim kaybına yol açtı. Buna rağmen üretici fiyatlardan oldukça memnun. Geçen yıllara göre yani bizim ortalama 40 bin ton civarında bir üretimimiz vardı. Bu sene üretimin 35 bin tonlara düşmesini bekliyoruz ama şu anda çiftçilerimiz hasada başladılar ve kiraz fiyatları da çiftçilerimiz açısından gayet uygun. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda özellikle Ziraat 900 çeşitlerin hasatları devam ediyor. Yakında rejina çeşitleri yani bu ihracata yönelik olan çeşitlerin hasadına da başlanacak. Ki Afyonkarahisar kiraz yönünden Türkiye'nin önemli illeri arasında ve bu konuda biz oldukça iddialıyız. Özellikle ihracatlı kiraz açısından biz çok iyiyiz. Üretimimizin yaklaşık 2/3 şu anda ihraç ediliyor. Yani biraz önce söylediğim 35 bin tonluk kirazın yaklaşık 20-25 bin tonu ihraç ediliyor. Şu anda geriye kalan bir 10-15 bin tonu iç piyasada ve sanayide kullanılıyor. Afyonkarahisar'ın Sultandağ ilçesine yetiştirilen ve Türk kirazı olarak da bilinen Napolyon cinsi kirazın kilogramı tarlada 10 ile 17 liradan alıcı buluyor. Evet efendim, kiraz hasadının en eğlenceli yanının radyo dinlemek olduğu belirtiliyor. Sultandağ ilçesinde de hasat döneminde radyoların dinlenme reyting oranları normal günlere göre neredeyse %300'lere kadar çıkarak rekor kırıyor. Bu ilçede kiraz hasadı döneminde radyo reytinglerinde adeta patlama yaşanıyor. Çalışan, kiraz toplayan herkese armağan olarak gidiyor. Bereketli olmaya devam etsin. Kirazları topluyoruz efendim. Kirazıyla dünyaca ünlü Sultandağ ilçesinde hasat işçilerinin en büyük eğlencesi radyo dinlemek. Dinleyenlere buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Meşhur Napolyon kirazıyla ünlü Sultandağ ilçesinde hasat dönemi başlarken hasatta çalışan ve genelde şehir dışından gelen mevsimlik işçilerin tek eğlencesi ise bu yılda yine yerel radyolar oldu. Tüm hızıyla devam ediyor. Kiraz toplamaya devam ediyoruz. Günün fıkrasıyla. İşçiler adeta müziksiz çalışmazken her bahçede mutlaka bir pilli radyoya veya cep telefonu üzerinden radyo dinleyen birisine rastlamak mümkün. Radyonuzun sesi çok daha yüksek olsun. İlçedeki yerel bir radyonun sahibi ve DJ'i Ergün Çin'i kiraz hasadı döneminde kendilerine olan ilgiden çok memnun olduklarını ifade etti. Kiraz bahçelerinin tek eğlencesi bizim radyo programlarımız. Bahçelerden bahçelere istekler. Sonra biz burada işçilerimizin getiren grupların başına dayı başı deriz. Dayı başlarının arasında yarışmalar düzenleriz. Böyle keyifli, o sıcak zamanlarda özellikle kirazın toplandığı zamanlar çok sıcakların olduğu dönemlerdir. Onları serinletici, oyun havalarından tutun da bütün istekleri yerine getiriyoruz. Çok yoğun şekilde de dinleniyoruz. Normal günlerde 150 istek şarkı çalan radyolarda bu oran hasat dönemlerinde 3000'e kadar çıkıyor. Normalde günde 100-150 istek mesajı alırken kiraz döneminde bu 10 katına veya 15 katına çıkıyor. Yani günlük 2-3000 arası istek oluyor. Tabii hepsini de yerine getirme şansımız olmuyor ama en azından sıradaki çalışmaları o istek sahiplerine
okuyoruz. Genelde dinleyicilerimizden şöyle bir tepki de geliyor. Çok konuşuyorsun ama istekleri okumak için de çok konuşmamız gerekiyor. Okumadığımız zaman da bizim isteği niye okumadın diye dinleyicilerimizden tepki alıyoruz. İlgiden çok memnunuz. İyi ki radyo var. Bizim de sloganımız bu. Radyo dinlemek güzeldir. Manisalı Gazi Selami Pazar. Çocukluk hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi. Temsili mezuniyet töreniyle kepini fırlatan Pazar'ın mutluluğu ve heyecanı görenlere adeta duygu dolu anlar yaşattı. Tut bakalım sen de. Şimdi iki elinle evet. Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çocukluk hayaliydi. Yıllar sonra gerçek oldu. Mutluluğuysa görülmeye değerdi. 13 Eylül 1993 tarihinde vatani görevi esnasında Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü Karakolu'nda bölücü terör örgütü mensuplarınca çıkan çatışmada meydana gelen roket saldırısında gazi olan Selami Pazar, kendisine sağlanan imkan sayesinde çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Kahraman Gazi'nin en büyük hayali okuduğu okuldan mezun olduktan sonra bir tören yaparak kep atmaktı. Mezun olduğu Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, Selami Pazar için gösterişli bir tören düzenledi. Rektör Erdal, yıllar sonra yapılan mezuniyet töreninde Kahraman Gazi'yi gönülden tebrik etti. Tut bakalım sen de. Şimdi iki elinle evet. Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İyi ki varsın Selami. Sağ ol, teşekkür ederim hocam. Üniversitenin böyle bir kolaylık tanıması gerçekten... Sistem o kadar güzel ki biz yani okullara bir yere gittiğimiz zaman sanki hissediyoruz ki ben görüyormuşum gibi bir sınıfın içinde o şekilde yaşıyorum. Hocalarımız çok yardımcı oluyorlar sağ olsun. Covid-19 salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Isparta-İzmir arasındaki Göller Ekspresi normalleşme kapsamında yeniden raylardaki yerini aldı. İzliyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte seferlerini ara veren Göller Ekspresi raylardaki yerini yeniden aldı. Görüntüler Isparta'dan. Isparta-İzmir Basmane arasındaki Göller Ekspresi 11 yıl aradan sonra 2019 yılının Ekim ayında seferlerine yeniden başlamıştı. Ancak geçen yıl Mart ayında başlayan Covid-19 salgın nedeniyle Göller Ekspresi'nin seferlerine yine ara verilmişti. Normalleşme kapsamında Akdeniz'e Ege'ye bağlayan tren seferleri yeniden başladı. Her gün karşılıklı olarak Isparta-İzmir seferlerini sürdürecek olan Göller Ekspresi için bilet fiyatının 50 lira olarak devam edeceği belirtildi. Isparta Garı'na gelen vatandaşlar da Göller Ekspresi için sıraya girerek bilet almaya başladı. Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Çalkara Şelalesi 40 metre yükseklikten akan suyu ve yeşil doğasıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Görülmeye değer manzarasıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor. Görüntülerin adresi Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Çalkara Şelalesi. Ziyaretçilerin ve fotoğraf sanatçılarının yoğun ilgi gösterdiği Çalkara Şelalesi adeta görsel şölen sunuyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta Koyunlu Köyü sınırları içindeki Çaldoruğu mevkiinde Koyunlu Hamamı olarak bilinen kayalıkların arasından dökülen Çalkara Şelalesi berrak görüntüsüyle dikkati çekiyor. Su sıcaklığı her mevsim 29 derece olan bu şelale, Türkiye'nin her tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. Şehrin yoğun temposundan bunalanların uğrak noktası haline gelen gizli cennet, yeşilliklerin arasındaki doğal güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Şelalenin görselliğini ön plana çıkararak turizme kazandırılması için çalışma yapılacağı belirtildi. Gündeme dair önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.